Lezzetli yemek tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere daha önce bu şekilde görmediğiniz farklı bir tatlı tarifim var. İki mozaik pasta arasında kokoslar pasta diyebiliriz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Lezzetine hayran kalınacak bir tatlı. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle pudingimi hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 3 yemek kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastası ve 1 su bardağı şekerimi alıp kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ben mozaik pastamı hazırlarken puding ile hazırlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Ama pişmeden de hazırlanabilen mozaik pastalar var. İsterseniz bu şekilde de hazırlayabilirsiniz bu kısmını. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdım. İçerisine 1 litre sütümü ekliyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum. Kaynayıp karışıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Pudingim kaynadı ve koyulaştı. Ocağımdan aldım. İçerisine 1 paket şekerli vanilya ve 1 tatlı kaşığı kadar da margarin veya tereyağımı ekliyorum. Erinceye kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum pudingimi farklı bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Geniş bir kap olsun arkadaşlar. İçerisine bu şekilde sade bisküvi kullandım. 1,5 paket sade bisküvimi ekliyorum. Yani 300 gram sade bisküvi kullandım. Elimle kırarak içerisine ekliyorum. Spatula ile güzel bir şekilde karıştırıyorum. Dediğim gibi toplamda 1,5 paket sade bisküvi kullandım. 1 paket 200 gram arkadaşlar. Mozaikli kısmını hazırladım ve bir kenara alıyorum. Ilımasını bekliyorum. Bu kısmının ılıması gerçekten önemli. Çünkü orta kısmına krem şantili bir karışım hazırlayacağız. Bu kısmını ılıtmamız gerekiyor. Mozaikli kısmı erirken bizler de krem şantili kısmını hazırlayalım. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü alıp koyulaşıncaya kadar güzelce çırpıyorum. Bu arada 1 paket krem şanti 75 gram arkadaşlar. Koyulaşıncaya kadar güzel bir şekilde çırptım. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. İçerisine 1 su bardağı hindistan cevizimi ekleyeceğim. Ben 1 su bardağı kullandım. İsterseniz miktarını bir miktar daha artırabilirsiniz hindistan cevizini. Gördüğünüz gibi artık krem şantili kısmı da hazır. Artık pastamı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde büyüyüp küçülebilen kare kalıp kullandım. Kalıbımın şu anki boyutu 20 cm arkadaşlar. Mozaikli kısmının alt kısmına yapışmaması için bolca alt kısmına hindistan cevizi serpiyorum. Hazırladığım mozaikli kısmının yarısını alt kısmına bu şekilde döküp her yerine eşit miktarda yayıyorum. Üzerine spatula ile güzelce düzeltiyorum. Orta kısmını hazırlamış olduğum krem şantili karışımımı koyuyorum. Tamamını orta kısmına koyup üzerine güzelce spatula ile düzeltiyorum. Mozaikli kısmını ılıması gerekiyor demiştim arkadaşlar. İşte bu yüzden ılıması gerekiyor. Krem şanti zaten sıcağı gördüğü zaman eriyebiliyor. Bunun için krem şantimizin erimemesi gerekiyor. Üzerini güzelce spatula ile düzelttikten sonra geriye kalan mozaikli pastamın yarısını da bu kısmına koyuyorum ve üzerini güzelce spatula ile düzeltiyorum.
Üzerine spatula ile düzelttikten sonra buzdolabıma koyuyorum ve en az 3-4 saat kadar bekletiyorum arkadaşlar. Eğer vaktiniz olursa bir gece de bekletebilirsiniz. Bir gece beklettiğinizde eminim ki kıvamı daha güzel olacaktır. Ben yaklaşık 3-4 saat kadar beklettim ve buzdolabından çıkardım. Etrafındaki kalıbı alabilmek için kenarlarını bir bıçak yardımıyla çiziyorum. Bu şekilde daha kolay çıkıyor. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa herhangi bir borcamda da hazırlayabilirsiniz. Küçük boy olması yeterli olacaktır. Etrafındaki kalıbı dikkatli bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Artık pastamı dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 9 dilim olacak şekilde pastamı dilimledim. Dilimleri büyütüp küçültebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dilimlediğim her bir pastamı farklı bir servis tabağımın üzerine alıyorum. Aldığım her bir dilimde pastamın görüntüsünü de görüyorsunuz arkadaşlar. Pastalarımı farklı bir servis tabağımın üzerine aldım. Üzerini süslemek için Benmero usulü erittiğim çikolatayı kullandım. 80 gram kadar sütlü çikolata kullandım arkadaşlar. Çikolatamı eritip buzdolabı poşetinin içerisine koydum. Ve kenar kısmını bir bıçak yardımıyla delerek üst kısmına bu şekilde sıkıyorum. Eğer tek kullanımlık sıkma poşetleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Üzerlerini çikolatayla süsledikten sonra son olarak Antep fıstığı tozu döküyorum. Bu tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız, beğenileriniz bizim için oldukça önemli. Pastamı artık servis etmek için hazır. Şimdi bir dilim alıp sizlere de göstermek istiyorum. Kıvamı da gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamı var. Kesinlikle denediğinizde sizler de hayran kalacaksınız bu pastaya. Görüntüsüne ve lezzetine hayran kalınacak. Yapımı oldukça pratik pastalardan bir tanesi. İlk defa denenen bir pasta arkadaşlar. Daha önce görmemiş olabilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.